Vallahi Valla kaç soru olduğu herkesin kendi bakış açısıyla değişkenlik gösterebilir. Ama şu anda bir soru var ki top onda bir numara. Number one. Millet İttifakı Erdoğan'ın karşısına hangi adayla çıkacak? Şunun şurasında 7 ay kaldı. Zamanında olursa seçimlere. Evet kuvvetle muhtemel Kemal Kılıçdaroğlu CHP lideri olarak Cumhurbaşkanı adaylığı resmen açıklanacak gibi görünüyor. Benle misiniz değil misiniz diye sordu Kemal Bey. Amerika'da şimdi ama bugün il başkanlarıyla basına kapalı kayıt dışı konuşurken Meral Hanım'ın henüz yalanlanmadı. Kemal Bey kararlı aday olacak galiba. Bu cümleyi kurduğu öyle sürülüyor. Dolayısıyla görsel destekli bir anlatımı bu haber hak ediyor. Ben Deniz Gül'ün bomba iddiası dedim. Hala iddia, ihtiyat o kaydı şartı düşüyorum iddia olarak durursun karşınızda. Nerede görüştüler? Ankara'da. İl başkanları, genel başkanları, liderleri Akşener'le görüşüyor. Gazeteci yok. Kimse yok. Ama 70-80 kişinin konuştuğu, 2 gün önce gerçekleştirilen, 48 saat geçmiş görüşmede hiçbir şey gizli kalır mı? Neydi Kurtlar Vadisi repliği? İki kişinin bildiği sır değildir. Buyurunuz. Meral Akşener'den İYİ Partililere. Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor. Bu cümleyi kurduğu söyleniyor. Kalmadı. Bir cümle daha var. Bununla kalmadı. Başka aday var mı? Mesela İmamoğlu. Mesela Yavaş. Mansur Bey aday olabilir mi? Ekrem Bey olabilir mi? Kemal Bey son bir fake'le son anda dönüp iki belediye başkanından birini gösterebilir mi? Orada da iki belediye başkanına yönelik şu açıklamanın yapıldığı söyleniyor Meral Hanım tarafından. Biz kendisi çıkıp ben adayım demeden kimseyi aday gösteremeyiz. O zaman masanın üzerine adaylar gelsin. Seçim tarihi açıklanacak. Birinci şart bu. Şu tarihte seçim olduğu resmiyet kazansın. Kemal Bey, Ekrem Bey, Mansur Bey kimse gelsin ben adayım desin. Konuşalım, müzakere edelim. Ama Kemal Bey'in adaylıktan vazgeçmeyeceğini resmen açıklamış bulunuyor. Söylemek lazımdı. Anlatmak lazımdı. Gazetecilik yapıyoruz. Görüyorsunuz. Yani doğru olan neyse onu anlatmaya çalışıyoruz. Ama kaygılıyım kendi adıma. Gazeteci meslektaşlarım da mecliste tırnak içinde eylemlerini koyuyorlar. Gururla dezenformasyon. Yeni yasa yani bir twitter